Merhaba arkadaşlar, kariyerimizin 9. sezonuna toplamda 70. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu sezon son olacak. Gürkan Hoca'nın serüveni 9. sezonda bitecek. Nedenlerini hızlıca açıklayacak olursak, hani 9. sezonda sürekli regenlerle falan dolunca oyun çok zevk vermiyor sanki. Sadece hani bizim çıkardığımız altyapı oyuncularını takip ederek biraz zevk alıyoruz. Burada şimdi hani İstanbulspor'a geri dön, orada bir UEFA falan bir şeyler kazanalım derseniz onu da yapması çok uzun zaman alır. Belki de yapamayız bile. Çünkü İstanbulspor'a hem belki geçemeyeceğiz hem de geçebilsek de bütçe yetersizliği olacaktır orada. Bu yüzden çok seri bir şekilde Schalke 04 ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Ama arkadaşlar bunu yapabilmek için Rybiger gelmiş, güzel. Onu da yeni fark ediyorum. Geçtiğimiz sezon getirmiştik. Burada şimdi Bakayoko'yu satacağım. Çünkü bütçemiz yalnızca 55 milyon. Hatırlarsanız ben Kemaldo için bir söz vermiştim. Ona Ballon d'Or kazandıracağız bu kariyeri bitirmeden. Kazandıramazsak da Ballon d'Or hak eden bir performansla sonlandıracağız her şeyi. 80 milyona ihtiyacımız var. Bu yüzden para kazanmamız gerekiyor. Kemaldo'nun kardeşi Akın Yılmaz'a teklif geldi. Onun da iyi bir ederi var ama Akın'ı da takımda tutmak istiyorum. Brown'a teklif var. Chelsea burada da herkesi alıyor. 22 milyon verirler mi? 22.6. Oo, kaçtılar. Bu beleşe getirdiğimiz Rybiger'i acaba satsak mı? Yok ya, ya da tutalım. Saçma olur. Şöyle bir genç stoperimiz vardı. Onu satıyorum 6.8'e. Bakayoko'ya Sassuolo'dan teklif var. 160 küsür eder dedi. Ben 160 isteyeceğim. Kabul etmediler. Ha bir de Ryan Brown'u Athletic Bilbao'ya satıyoruz. 19.5 verdiler. Güle güle Christensen ve Hansi Flick içinde bir anlaşmaya varmışız. 13.3. Hansi Flick diyorum. Florian Flick. Ethan Lair'de bir teklif var. Bu arada serbestlere de bir bakalım. Lair diğerine sabit göremedim. O yüzden o teklifi reddedeceğiz. Ama şöyle bir forvet gördüm. En-Nesyri. Bakın burada bir hamlede bulunacağız. Çok zekice bir hamle. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için En-Nesyri seni Real Madrid'li yapacağız. Okey, Kemaldo'cum sevenleriyle, haterlarıyla birlikte Kemaldo'yu yeniden oyuncumuz yapacağız. En-Nesyri'yi takas olarak kullanıyorum ki hani o kadar para vermek zorunda kalmayalım diye. 50 artı En-Nesyri deneyelim. Real En-Nesyri istemedi lan. Ters tepti. Okey, Kemaldo'yu bir daha satmayacağımız için artık %25 pay verebiliriz de bir daha gelmemiz gerekecek onun için galiba. Bu esnada Brown'a da elveda diyoruz. Athletic Bilbao'ya gidiyor. Florian Flick de gitti. Sol bekte çok beğenemediğim Ferdi'yi de aslında gönderebiliriz. Pascal Georgiev'e teklif var. Pascal Georgiev 82'ye yükseldi. Dinamik potansiyel devreye girmiş. Çünkü geçtiğimiz sezon 81'den daha fazla gelişmiyordu. Şöyle bir daha baksak hala gelişebilecek. Okey, 81'den 82 yeni oldu çünkü. Georgiev çok iyi bir sezon geçirdi. O yüzden devam edelim bence. Onunla diyeceğim de 83'te sanırım duracak ama. Ufak tefek özellikleri gelişmiyor çünkü yoksa. Yalnız Hirona'ya satmak da yanlış olur. Hani büyük bir takım gelse tamam satalım diyeceğim de olmaz ya. Şimdi Roma geldi Bakayoko için. Bu çocuğun üst ederi 163 milyon. Roma 104 ile gelmiş, 106 ile gelmiş. Gidiyorlar geldikleri gibi. Can Bozdoğan'a teklif var. Yetki vereceğiz. Can Bozdoğan'a bir teklif daha var. Ona da yetki verelim arkadaşlar. Şimdi Bakayoko için en ciddi teklif Milan'dan geldi. Bizim fiyatımız belli. Acelemiz yok henüz. 151'e yükseldiler ama. 161 verin o zaman diyoruz ve alıyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Ve Johan Bakayoko satılıyor. Güzel. Transfer bütçemiz 225 milyona geldi. Şimdi daha fazla ilerlemeden sponsorumuz Yahaha'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Yahaha kendi oyununuzu kurabileceğiniz ama kodlama deneyiminiz veya da işte sunucu bilginiz yoksa, oyun yapmayı bilmiyorsanız resmen, onların platformunu kullanarak oyununuzu yapabiliyorsunuz. Programda hazır kullanabileceğiniz 1 milyonu geçen eşya mı artık dersiniz? Arabalar var, evler var, çekiç var, silah var. Yani ne yapmak istiyorsanız, hangi oyunu yapmak istiyorsanız ona göre kullanabileceğiniz bir ton malzeme var. Siz de bu yaptığınız oyunları tabii multiplayer bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınız da sizin yaptığınız oyunu birlikte sizle oynayabiliyor. Mesela burada bir örnek vereyim. Motosiklet konulmuş yere yerin malzemesini değiştiriyorlar. Yol hangi malzemeden olsun diye burada bir ton çeşit var. Ondan sonra burada görüyorsunuz rengini, boyutunu değiştirebiliyorsunuz kafanıza göre. Sonrasında gökyüzünü de değiştirebiliyorsunuz. Birçok seçeneğiniz var gördüğünüz gibi. Karakterli ekleyebiliyorsunuz ve onların ne yapabileceklerini ayarlayabiliyorsunuz. Verdiğiniz ayarlara göre de hareket ediyorlar işte. Mesela burada motosiklete ayar veriliyor. İsterseniz kendi bilgisayarınızdaki bir sesi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz orada olan mevcut sesleri kullanabiliyorsunuz. Ve oyun içinde de şöyle bir özellik var. Buraya bir ekran koydunuz. Onun üstünde YouTube videosu çıkabiliyor. İstediğiniz bir YouTube videosu. Yani bu motosiklet burada satılık diyelim. Öyle ayarladınız. Arkasında da özellikleri işte hızı, mızı, her şeyi yazıyor, fiyatı. Yahaha'nın Twitter
Reddit sayfası var. Bir de YouTube kanalı var. Takip edebilirsiniz. Burada oyun hakkında bilgiler edinebiliyorsunuz. Hani neyi nasıl yapabilirsiniz diye videolar var. Yahaha'yı bedava indirmek isterseniz QR kodu okutabilirsiniz veya da sabitlediğim yorumda bir link var. Bu videodan sonra göz atın derim. Oo arkadaşlar, bir çılgınlık yapıp Claudio Costa'yı da mı alsak acaba şimdi? Kontratının son senesi. Ohoho. Tek forvet mi yapsak? İkisini de almak istiyorum ama. Okey, Costa için de bir En-Nesyri deneyelim. Belki kontratı bitiyordur diye verirler. En-Nesyri artı 100 milyon. Ne diyorsunuz? 189 istediler. Caicedo artı 108 milyon. O düşünecekler. Biz en iyisi Georgiev prim yapmışken onu satalım. Şu İlye de gelişmeyecek artık. Onu da gönderelim. Çünkü Şademiz de var biliyorsunuz. Ve bu kimdi lan? Can bozdu lan. 11.5'a Salernitana'ya gidiyor. Okey, Costa için teklif uygun değil demişler yine. Şöyle bir oyuncu daha buldum. Romain Favre 82 overall'ı serbest. Gürkan Hoca takıma serbest oyuncular getirerek kaynak çıkarmaya çalışıyor kendine. Yani bu doğrultuda bir de Markao servislerde arkadaşlar. Onun da hızımızı fena değil ha, yerinde. Bizim için bir upgrade oluyor. Hani yarım sezonluk olsa da yeterli bence. Şimdi ben Igor'u merak ediyorum. Az önce 75'e düşmüştü çünkü sakattı. Aa, 77'yi geçecek. Çok iyi. Şöyle gol makinesi diyelim bence. Bitiriciliği yükselsin. Acaba kaç potansiyeli yükseldi? Maksimum 79 gibi ama yine de Igor Inyo'da gelişir en azından. Şimdi bence Claudio Costa transferini bir bitirelim. Kemaldo'yu alalım dedik. Claudio Costa'yı alacağız. Ona da Ballon d'Or borçluyuz aslında. Az önce getirdiğimiz Favre'i isterler mi acaba? İstemediler ama 140'ı okey mi diyorlar? Bence iyi ya. Müthiş. Adamı istemiyoruz, paranızı istiyoruz dediler resmen. Oo, aldığı maaşa bak abi ya. Bir saniye, bizi sömürecek bu. Gürkan Hoca ile yeniden buluşan bir Claudio Costa 3 yıllığına 380 bin euro istedi bizden. Okey, şu 3 milyon cebimizden çıkmadan 3 milyonu kabul, 380'i kabul ediyor musun? Kabul etmiyorsun. Düz hesap 400 bin yapalım Claudio'cum. 780 bin prim istiyor. Tamam lan, al Ferrari'ni hadi yürü gel. Şampiyonlar Ligi alacaksak sana ihtiyacımız var dedi Gürkan Hoca ve o kralı geri getirdi. Claudio Costa Schalke'li artık. Sansasyonel bir transfer. Sadece Gürkan Hoca bunu yapabilirdi. Costa Georgiev. Costa Kemal de olsa bence daha iyi olur. Kemal'in değeri yükselmiş lan. Adamlardan Costa'yı alınca değeri yükseldi çocuğun. Şimdi yine Yusuf En-Nesyri'yi bir vermeye çalışalım. Bir de üzerine zaten paramız kalmadı. 60 milyon verelim. Kabul etmiyorlar, 119 istiyorlar. Şu Favre'i deneyeceğim. Artı şöyle bir şey yapıyoruz. Bakalım ne diyorlar. Düşünecekler. Kemaldo'ya 120 istiyorlar. Ama Grimal'a bir teklif var. Buradan biraz kaynak çıkarabiliriz kendimize. 28.5'u kabul etmedi Klopp. Aha, Georgiev'e şimdi Manchester United geldi. Çok düşük bir teklif vermişler. Ama yani Manchester United güzel olur Georgiev için. 70 milyona satarım. 69.8'e ne diyorsunuz? Kabul etmediler. 58'e çıktılar. Ucuza da vermem. 65. Manchester United. Hadi. Lütfen. Kabul ettiler. Okey. Abi Markao yeni mi gösteriyorsunuz geliyor diye. Senden önce geldi lan Costa Markao. Sen onu karşılıyorsun. Çok acayip ya. Georgiev'in veda anını göremedik. Gidiyor Manchester United'a. Georgiev'i seviyordum ama arkadaşlar, Kemaldo'yu da almak istiyorum ya. Ona söz verdim çünkü. Filippo Lombardi'ye harika bir teklif var ama Filippo Lombardi hala 90 potansiyel var. Bu sezon sonuna kadar bir 85-86'sı var. Kabul etmeyeceğim. O yüzden takımda tutuyorum. Grimal için 22 milyona anlaşıyoruz Monza'yla. Ferdi'ye de paso teklif geliyor. Onun yerine de bizim altyapıda bir oyuncumuz vardı. Onu kullanabiliriz. Hızlı falan. Ferdi'nin defansif özelliklerini çok beğenememiştim zaten. 27 milyonu verirlerse Ferdi'yi veririm. Verdi Hetafe. Grimal satıldı. Caicedo'ya bir teklif var. Moreno'yu bir kiralayalım. Geri çağırırız. Potansiyeli düşmüş gibi görünüyordu. Caicedo sağlamdı. Tutmak istiyorum. Kadro derinliği de lazım. Herkesi satmayalım. Vay, Igor'la Costa ikilisi de vardı bir aralar değil mi? Şimdi altyapı takımımıza geldiğimizde arkadaşlar, şu Javier'i var ya. Bu da felaketmiş ha. 70'e yükselmiş. Bu arada Ahmet Sadık'ın potansiyele gel. 91-94. Oo, bunu gol makinesi diye çalıştıralım artık. Gezen santrfor'da bitiricilik yükselmiyordu. Ya da direkt komple santrfor diyelim. Ben Ferdi'nin yerine bu Hernan Caicedo'yu oynatabiliriz diye düşünmüştüm. Sağ ayaklı ama sol bek diye çalıştırabiliriz belki. Bu çocuktan bir şey olmaz. Bunu serbest bırakıyorum. Diğeri sağ bek Zimmermann. Gerçi bizim as takımda bir sol bekimiz daha vardı. Jacopo Esposito. Çok iyi değil.
değil o. Santos var şöyle. Ama bu da sağ ayaklı. Bu gelişmiyor artık. Bunu paketleyelim. Şu Vargas'ı da kiralık vermiştik. O da gelişmiyor. Onu da paketleyebiliriz. Kaleci fena gelişmemiş. Papadopoulos. Pozisyon alması yükselirse var ya, bu 80'lere gelir aslında. Vlahodimos'un regeni olabilir. Bu arada 7 numarasını Claudio Costa'ya verelim. Lütfen Rijbiger. Sen ne yap? 9 numara boşa çıktı. 11'i al sen Rijbiger. Bu Arminia Bielefeld maçını simüle edeceğim. Marcao ve Caicedo golleri atanlar. Ve bir elveda da Ferdi'ye. Ferdi'nin elvedasını görebildik. Hetafe'ye 27'ye. Bizim bütçe 172 milyon. Şu Rijbiger'e de sürekli teklif geliyor. Lan bunu da mı satsam ya? Hani imkan varken. Normalde ben transfer listesine ekleyemiyorum ama sürekli teklif geldiği için gönderebiliriz bu şekilde. 96 falan istesem ne diyecekler? Kaçıp gidecekler. Boşver o zaman. Iker Moreno kiralık verildi. Yeni Messi. Bu arada İstanbulspor'un kadroya bakıyorum da abi, bu Bayrami hala nasıl o takımda kalmış ya? 88 overall sağ bek. Oo, bir de şu sağ bek var. Deniz Carvalho. İki tane sağ bek var takımda. İkisi de hala orada. Ologo kalmış. Bir de Thomas Anderson. O da 76 olmuş. Miguel Tavares 92. Oo. Abi bizim Juventus takımı çok iyi ya. Hiç kimseyi kaybetmeyip üstüne eklemişler biraz. Ha, bir kalecileri zayıf kalmış. Calvin Bassey çok ucuz. Eski sol kanat beklerimizden. Hayvan gibi de oynuyordu. Onu da getirebilirim. Önce şu Kemal'i bir alalım arkadaşlar da o aradan çıksın. Hadi sonunda ya. Öf, ne Kemal doymuş diyenler. %100 çok varlar ama. Bu bizim orijinal kahramanımızdı. Onlar da yani yeter hadi alın falan da bitsin bu iş diyorlar. 85.6'ya Kemal'i transfer ediyoruz. Yıldız brother'lar birlikteler. Kemal'i farklı bir mevkiye de evirebiliriz. Hani kanat da oynatabiliriz duruma göre. O da şöyle bir şey istedi, böyle anlaşıyorum. Ve gri takım elbisesiyle ya kanka sen de mi geldin falan Costa. İçten içe aslında sevmiyormuş falan Costa Kemal'i. Ama Kemal ne oynamıştı o Şampiyonlar Ligi finalinde ha? Bizim Juventus'la Real Madrid'i yendiğimiz maçta. Felaketti. Yeni 9 numaramız. Kemal, Kemal Doyulmaz. Paramız hala bol. 78 milyonumuz var. Bence bir kaleci yenilemesi yapalım. Aslında ben Ter Stegen'i satmaya çalışıyorum da kimse gelmedi şu ana kadar. Bu arada Kemal'e de bakalım. Gelişim göstermiyor. Bir overall artabilme ihtimali var. Bazen böyle gelişim göstermeyenler bir overall yükseliyorlar bir anda. Sağ kanada çevirmek 230 hafta falan sürüyor. İmkansız yani. Kemal santrfor kalacak. Şimdi istersek Donnarumma'yı alabiliriz. 59 milyona falan getirebilirmişiz. Sözleşmesi bitiyor ya. Alalım ya. Tutanımız iyi olsun yine. Hatta Ter Stegen'i de vereyim. 48 artı Ter Stegen. Okey. Çok iyi. Sol bek de alabileceğiz çünkü. Abi 50 milyon transfer bütçemizle biz neleri başarabildik böyle arkadaşlar? O Bakayoko'nun parası ne kadar kıymetli çıktı. 150 bin euroya da Donnarumma tamam. Şimdi şu Calvin Bassey'i de alabilirsek çok iyi olacak. Neredeyse paramız yetebilir. Eskiden beri bağlantımız var hani. Aa, Caicedo'yu istediler. Hadi 21 yapalım ya. Paya maya gittiler. İstediğiniz paysa şöyle yapalım o zaman. Hadi. Oo, kabul etmediler. Yeni sol bek bulacağım o zaman. Yaşlanmış bir Owen Wijndal var. Bizim gençlerden bir tanesine vereceğim hatta. Bakalım 20 milyon artı bir de %25 verelim. Haydi abi. Kabul etmedi. Şimdi bayağı bir sıkıntı var. Kime eklersem takımı için çok önemli, alamıyorum. Rıdvan'ın kontratı bitiyor ama o da çok önemliymiş. O kadar önem veriyorlar ki kontratını uzatmıyorlar. Neyse şu çocuğu deneyeceğim. Sofifa'dan buldum artık. İşte en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. Oyuncuların overall'larının ne olabileceğini bilmiyorsunuz. Umarım paramız yeter diyerekten 20 milyon veriyorum. Caicedo'yu istiyorlar yine. Şu çocuğu verelim. Üzerine bir de pay ekliyorum 20.5. 39 istediler. 30.9. 22 milyon vereceğim artı %25. Onu düşünecek. İyi, kabul etmişler şartları. Oh be, sol bek bulduk. Şimdi bakalım overall'ı kaçmış? 82. Oo, iyi çıktı lan. Ben 81 potansiyel görmüştüm. Gerçi 81'miş. Özellikleri de fena değil ve hala da gelişiyor. Defansif çalışma oranını yükselteceğim ilk. Kevin Şade isteniyor. Şade'yi tutacağım. Şade iyi oynuyor çünkü. Volkan Sadık kiralama teklifi. Kiralık göndersek biraz gelişse bakarız durumuna göre. Yani artık son sezondayız biliyorsunuz. Şimdi Mainz maçı var. Costa ve Kemaldo ilk defa yan yanalar. Bakalım simüle edince. Bir de Donnarumma kalede. 2-0 kaybediyoruz. What? Takımın kimyası bozuldu arkadaş. Şimdi arkadaşlar Şampiyonlar Ligi kuralları çekiliyor. Burada Volkan Sadık kiralık giderken bu sezon önem vereceğimiz konu Şampiyonlar Ligi grubu. Evet, kurallar çekiliyor. Toplar dönüyor. Açılıyor. Schalke çıkıyor. Ve Milan, Ajax, Kopenhag. Yani çok da iyi bir grup değil aslında. Rahat bir grup. Şu gruba bakın mesela. A grubu. Sağlam grup. Eski takımız Juventus'un grubu bu. Oho, E grubu ölüm grubu. Bir nevi. F grubu oldukça zayıf. Eski takımız Real Madrid G grubunda. Bizim İstanbulspor UEFA'da. İstanbul'da zaten UEFA
pay kazanmıştık. Yani gitmek, gidebilmek oraya imkansız. Bir de o takımı adam edebilmek, kazanabilmek imkansızın imkansızı. Neyse, Freiburg maçı arkadaşlar. Az önce kaybeden kadroyla Freiburg'u yeniyoruz. 1-0, yine Kaysedo atıyor. Oo, bizim eski topçulardan adam atıyorum bizim lige geliyor. Frankfurt'a. Onu da unutmuştum. Neyse, transfer dönemini geride bıraktık. Bochum maçını da simüle edeceğim. Bundan sonra Milan var. 3-2 alabiliyoruz. Ilya hat-trick yapıyor. Çok simülasyonda zor zamanlar geçiriyoruz. Ne Kemal atıyor ne Costa atabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Markao kırmızı kart cezalı. Tek yedek stoperimiz Vogt. Hadi bakalım. En zorlu rakibimiz Milan. Aa, Bakayoko karşımızda lan. Oraya sattıydık. Eski oyuncumuz bize karşıydı. Evet, Claudio Costacıları görelim. Gürkan Hoca'nın bir zamanlarki en büyük göz bebeği ve diğer bir göz bebeğiyle birlikte ilk defa oynayacağız onlarla. O da burada görünüyor. Kemal'di o. Kemal'le Claudio Costa birlikte ilk defa oynamadılar. Real Madrid'de birliktelerdi ama bizden sonra Kemal gelmişti oraya. Biz Kemal'i Real'e transfer etmemiştik. Ve biz Juventus'un başındayken aha bu Akın Yılmaz'la birlikte onlara karşı final oynamıştık. İzlemiyorduysanız o seriyi. Finalde Kemal yedeklerden girip neredeyse bizi eliyordu. Ama uzatmalarda mı? Penaltılarda mı? Uzatmalarda galiba. İnanılmaz bir uzatmaydı hatta. 120+3'te Igor Duarte'nin golüyle Real Madrid'e eski takımımızı Juventus'la devirmiştik. İkinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu yaşamıştık. Bu arada Bakayoko sattığımız oyuncu neredeyse gol atacaktı burada. Çok tehlikeli bir şekilde çıktık. Şimdi arkadaşlar ilk defa Claudio Costa ve Kemal'di o. Claudio üstten oynadı Kemal'e. Kemal geçebilir mi 5 numarayı ya da 3 numarayı? Kemal şöyle durdu. Kemal'in pası Claudio'ya. Abi muhteşem ikili. İş başındalar. Süper gol. Bacak arası mı geçti bilmiyorum da Claudio Costa süsünü çakıyor. Özlemişiz be. Müthiş başlangıç. Bunlar Real'de iyice kimyayı bulmuşlar. Golün tekrarı, Kemal bıraktı. Süper, döndü vurdu. Bacak arası giriyor galiba. Costa ya. İkinci pandemide iptal edilen bir Ballon d'Or daha vardı. O da Costa'ya gitmeliydi. Ardından da Vinicius Junior en son Ballon d'Or'u kazanmıştı hatırlarsanız. Biraz haksızlık olmuştu. Aman aman. Şimdi tehlikeli. Aa, Donnarumma. O da eski takımına karşı oynuyor. Kemal. Oo, baskısı sonuç getirdi. Şade. Şöyle Lombardi'ye. Lombardi. Oo, vay be, ne gol olacaktı. Abi Costa sen nesin ya? Gürkan Hoca'nın en sevdiği oyuncularından bir tanesi Costa. Sonunda onunla yeniden buluştuk. İlye'nin korneri. Kaysedo ön direkte es geçti. Şöyle Şade'ye. Şade'den Lombardi'ye. Lombardi vuruyor. Üst direkte patlıyor. Costa kafa. Zayıf kaldı. Lombardi bombardı abi. Mafya tarıyor. Orada yerde kalan bir oyuncu var. Hakem durdurdu. Tobias. Vinicius Tobias. Günümüzün Real Madrid'inin sahibi. Genç yıldızlarından bir tanesi. Bir yerde kiralık mı bilmiyorum. Şimdi Johan Bakayoko eski oyuncumuz geliyor. Tehlikeli geliyor. Bakayoko'nun pası. Akın Yılmaz'da kalıyor. İleri oynadık. Güzel. Lombardi. Kemal kaç koşu yaptı Kemal'e. Kemal. Kemal burada Costa'yı bulabilir mi? Kemal geri dönecek. Şade. İstanbulspor'dan takım arkadaşı. İlye, Rares İlye, onun plasesi engellendi. Akın Yılmaz muhteşem oynadı ya. Claudio Costa'ya da gönderdi. 45'e yaklaştık. İlye son anda Lombardi müthiş geçtiler. İlye gidiyor. İlye gole gidiyor. Rares İlye golünü atıyor. 2-0. Rumen oyuncuyla Lombardi arasında müthiş paslaşma. O paslaşmanın tekrarını göremeyeceğiz ama Rares İlye'nin güzel vuruşunu görüyoruz. 2-0 öne geçiyoruz. Aman şimdi son anlar. 45+1. Leao'nun pası çok klas. 2-1. Bu kötü oldu devre arasına gitmeden. Devre arası şimdi. Hala ikinci yarıda adam akıllı bir pozisyon arıyoruz arkadaşlar. Kemal'e geldi. Burada bir kontra hatamız var mı? Claudio Costa ara pasını verdi Lombardi'ye. Lombardi kaleciyle karşı karşıya. Filippo Lombardi. Kaleci manyan. Aman. Aman aman aman. Bakayoko avlıyor bizi ama offside. Az kalsın çocuk bizden intikam alacaktı. Şimdi Duarte yine geldiler. Oo, gelişine vuruş. Tehlikeliydi. Beklemedi sanki Donnarumma. Korner yine. Bu sefer Rojas çizgiden çıkarıyor. Yeni sol bek. Dikkat. Leao. Rojas ondan çaldı. Rojas faule maruz kaldı. Güzel. Şimdi Kemal'di o. Korneri uzaklaştırdı. Top Kaysedo'ya geldi. Kaysedo haydi koçum. Kaysedo'nun yanında bir Claudio Costa görüyorum. Claudio uç. Claudio Costa uç lütfen. Müthiş bir top. Kaysedo'dan Costa önüne süper aldı. Claudio Costa. Abi biz bu adamı böyle sevdik. Böyle de sevmeye devam edeceğiz bu sezon. Süper be. 3-1. Şu topu nasıl aldı, nasıl tuttu, nasıl vurdu?
İşte bu ya. Tam bir golcü. Şimdi Kemal Doğu'yu Lombardi'yi alıyorum oyundan. Igor Duarte giriyor. Şade'yi de alıyorum. Serbestlerden bulduğumuz Fevri'yi de aldım. Çok hızlı değil ama bakalım nasıl oynayacak. Raibiger de oyunda bu arada. Serbest oyuncumuz. Geçtiğimiz sezon ön sözleşme imzaladığımız oyuncu. Bu arada Vogt 64'lük stoper gayet iyi iş yaptı orada. Caicedo 65'lik 66'lık altyapı sağ bekimiz bu o da. Şimdi Fevri'de top. Çok iyi geldik. Costa bomboş. Fevri bulmaya çalışıyor. Ama kapandı. O orta gelene kadar İlya'da top. Hadi İlya. O İlya ne yaptın sen? Okey. Baskı devam edecek. İçeride kaldı Raibiger. Costa. Claudio Costa vurdu. Olmadı. Akın. Akın'ın müdahale yetmedi. Oo. İnanılmaz kritik. Lea orada pas vermiş. Ben geç anladım. Sonradan anladım. İyi ki pas verdi. Yoksa goldü. Neyse. Caicedo. Favre. Aradan ver abi. Raibiger gole gidebilir. Raibiger şöyle pas verdi. Costa. Onun vuruşu engellendi. Ama Gonsalves'de kaldı. Mutlak golleri kaçırıyoruz be. Bu defanstaki Vogt gayet iyi oynadı. Onu da biz altyapıdan bulduk. Igor Duarte kafayı vuramadı. 90+2. Şu dördüncü golü atmamızı istiyorlar ya. Atalım o zaman. Rojas. Şöyle Claudio Costa'ya adamını yendi. Claudio Costa pasını da vermek istedi. Olmadı. Favre. Şöyle ver abi. Igor. Sen de at abi. 4 isteniyordu. Igor da atıyor. Klaç oyuncumuz. Sakatlığı bitti. Geri golle döndü. Abi Schalke 0-4 olarak biz de burada varız diyoruz yani resmen. Yaptığımız hamlelerle. Müthiş bir futbol. 4-1 kazandık. Milan geçtiğimiz sezon final oynamıştı. Barcelona'ya kaybetmişti. Bizim eski takımlarımızı eleyen takım. Juventus'ta elemişti. Real Madrid'de elemişti. Gürkan Hoca bu şekilde bir intikam aldı yani. Bu arada maçın adamı Claudio Costa olamamış. Milan'dan Cunha'ya vermişler. Çok garip. Rojas da 8.3 ile oynamış bu arada. Ama göze çarpan Akın'dı defansta. Çok iyiydi. Mesela kazanılan top 5, kaybedilen top 0. Şimdi Bundesliga maçlarının çoğunu simüle edeceğim arkadaşlar. Burada Hertha Berlin maçı var. 2-1 alıyoruz. Costa atmış. Kemal de girip atmış. Şimdi sırada berbat bir başlangıç yapmış olan Dortmund var. Adamlar 12'ler. Derbi maçı. Full kondisyondayız. Oo, Akın bu arada 83'e yükselmiş. Abi Akın geldi. Kemal Doğu'yu geçecek ha overall'da. Igor'u kanatta oynatsak ne olur? Ya da Kemal'i kanatta oynatsak ne olur? Deneyelim burada bir. Raibiger'i de ilk 11'de görelim Caicedo'nun yerine. Bir de Marcao'yu göreceğiz. Süper bir atmosfer var Dortmund'da. İnanılmaz sarı duvar. Şarkılarla birlikte bu maç başlıyor. Jonathan David'in vuruşuyla. Bu sezon hedefimizde Bundesliga'da kazanmak var. Adamları 1937'den beri ilk defa şampiyonlukla tanıştıralım. Bize bu yakışır. Kemal, onun pası. Igor'a, Igor'un pası biraz körce oldu. Bakmadan verdik. Bayrami şimdi. Kontra atak şansı Dortmund için. Layard. Yanlış tarafa gitti o pas. Akın araya girdi. Top onlara bir şekilde kaldı da neyse uzaklaştırabildik. Raibiger'den çok iyi bir top geldi Layard'a. Layard rakibini geçebilir mi? Ortayı aç abi. Costa kaleciden önce çok iyi. 1-0. Costa ile başlıyoruz. Claudio Costa. Ona yeni krampon vermeliyiz bence. Bu formayla çok karışıyor bu kramponlar. Ooo penaltı. Geçmiş olsun. Hadi bakalım Donnarumma. Jonathan David topun başında ve Donnarumma çıkarıyor. Çok sert bir penaltıydı. İyi çıkardı Donnarumma. Goretzka da oynuyor hala. O da geldi. Goretzka vuracak. Donnarumma kurtardı son anda. Diğer tarafa çekmiştim onu biraz. Bizim frikikler de keşke o mesafeden öyle gitse. Korner Donnarumma'da. Raibiger güzel hamle. Bravo top bizde. Şimdi Igor Costa'ya atar abi. Igor'la Costa ilişkisi hatırlıyorsunuz. Hep böyleydi. Ve Costa 2-0 yapıyor. Adam kaçırmıyor. Costa'nın fedaisi Igor Duarte. O yüzden de onu getirdik Costa'yı. Yani ne yapabileceğini ikiye katlıyor neredeyse Igor. Igor'u övmeye devam abi. Igor'un 79-80 overall'ını görmek istiyorum. Abi burada hezimet de olabilir. Adamlar comeback de atabilirler. Öyle bir his var. İkisinden birisi olacak. Aman abi. Çok iyi pas yapmaya başladılar çünkü. O neydi şimdi? Oo, bu arada bir değişiklik oldu. Jonathan David çıktı. Kovalçuk girdi. Regen. Geçen sezon gol kralı Regen. Lewandowski'nin Regen'i. Bu arada Lombardi onu kontrol edebilse ama top bizde. Formadan falan çekti. Lombardi faul vermedi hakem. Ama kaptırdık yine lan. Ne güzel. Yani erken bir forvet değişikliği. Çok garip. Ya bizi hafife aldılar ya Kovalçuk yorgundu. Neyse biz saçmalıyoruz burada marka topu alırken. Kemaldo. Okey Lombardi. Okey güzel. İlk yarı bitmeden Costa hat-trick yapar mı? Costa çok iyi girdi. Costa
Hat-trick'ini yaptı abi adam. Resmen. Burada 45 artı bonusu bize biraz çalıştı sanki ama hat-trick sonuçta. Çok fazla sevinmeyelim o gole diyorum ben. 3-0 öndeyiz. Costa show devam ediyor. Şimdi Kemal'i böyle sağda solda çarçur etmeyelim. Onu da forvete koyalım. Şu sağ orta sahada da Favre'i yeniden görelim diyorum. İlye'yi pek göremedim. O yüzden Şade'yi oynatacağım solda. Şimdi Kovalçık 91-92'lik oyuncu. Ohohoho. Diğer oyuncu ne yaptı bilmiyorum da. Çok şanslıyız orada. Raibiger üstten oynadı. Lombardi kimseye veremedi. Kovalçık dikkat. Akın üstünde. Akın alamadı o topu. Abi burada çok acayip şeyler oldu. Donnarumma hayatının kurtarışını yaptı. İnanılmaz. Devam etsin Bayrami. Bir kurtarış daha mı? Offside var. Offside var. Şade. Verdi kaçtı. Çok iyi çıkardı ayağından Costa. Şade. Arka tarafta bir boşluk var. Şade şöyle Costa'yı buluyor. Costa kalecinin üstüne ama penaltı. Costa indirildi vuruşu tam yaptıktan sonra. Bakın bakın. Of! Adam bodozlama Costa'ya girdi. Costa'mızın penaltıları kaçtı arkadaşlar? Hatırlıyoruz hemen. 88'miş. Claudio Costa ile zımbalıyorduk şöyle bakalım. Oo, kurtardı lan onu kaleci. Aslında onlar iyice 90'a giriyorlar. Bayağı güç verdim. Uzunlamasına, derinlemesine bir top gayet iyi yere gitti. Şade. Yanında Costa var. Şöyle bıraktı Costa'ya. Costa böyle mi atayım diyor. Atamıyor onu da. Şade. Costa. Kemal kaçar. Kemal kaçar. Kaçar mısın? Kaçamadı. Oho kalecisini atacaktı. Şade'ye geldi. Lan boşa salladı ya. Favre onun pası. Costa. Costa hareketi açığa bıraktı. Şimdi Rojas. Rojas önünde kaldı nasıl kaldıysa. Çok iyi. Orada son anda bir L2 yaptım o yüzden kaldı. Onun pası geriye. Filippo Lombardi. Onun pası da Costa'ya. Boucher. Ama Akın geldi. Hata devam ettirdi. Şöyle Costa. Costa vursana. Uf kaleci. Şimdi hemen korner sonrası. Favre'in ortası. Çok iyi. Aa, lan sanki böyle hani garanti gol olsun diye verildi bu bize. Şade'ye direkt gitti. Ben şaşırdım. İmleç Şade'ye otomatik kendi geçti başkasına dönüşmedi. Orada ben Kemal Doğ'yla vuruşu yapacağım diye düşünüyorum. Ama müthiş oldu gol süper. Yine bir Şampiyonlar Ligi takımı yine bir 4 gol. Gayet başarılıyız arkadaşlar. Top da hep bize geliyor. Bu maçta biraz da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Lombardi'den Costa'ya. O da bırakacak. O da bırakacak. Lombardi. Aa, aradan bırakamadı be. Lombardi. 2 overall daha lazım ona. Okey. Top bizde ama. 5. gol de geliyor. Taraftar 5'i istiyor. Okey. Kemaldo. Costa. Hareketi çekti. Adamı geçemedi. Costa. Devam etti. Top içeride. Costa bırak abi. Favre. Gol mü? Kaleci Kobel. Lan. 4-0 alıyoruz. Costa ilk hat-trick'ini yaptı Schalke formasıyla. Maçın adamı da o olmuş. Donnarumma da 8.3 ile oynamış. Çok iyi bir kurtarış yapmıştı çünkü. Şimdi sırada Kopenhag'la berabere kalmış bir Ajax var. Kemal'in yerine Igor'u oynatacağım. Rojas da biraz yorgun. Onun yerine de şu Esposito'yu oynatalım. Leir de yorgun aslında. Orada da hadi şu Caicedo'yu oynatalım. Sağ bekti zaten. Bizim eski bir oyuncumuz yok kendilerinde. İç sahadayız. Uzun zamandır Arena of Schalke Şampiyonlar Ligi futbolu görmemişti. Haydi bakalım yine bir 4 gol veya 4 gol üzeri atabilecek miyiz? Costa ile buradan atabilir miyiz acaba arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Full güç yapsak ne olur? Hadi Costa. Vur. Oha. Şade. Costa açık. Şade'den Costa'ya. Aa, güzel bir rabon orta gitti de. Çok kaleciye yakın gitti. Ayak dışı istiyordum aslında ben. Conceição. Güzel vurdu. Donnarumma uçtu. Geri döndü top. Fitzcim. Oo, Falcao, Marcao ile Falcao diyorum. Onunla penaltıyı verdik durduk yere ya. Conceição, nereye vurursun? Conceição, kurtarırız biz onu. Yes. Oo, Conceição kornerden ben de atarım diyor. Lan ufacık boyuyla attı ya lan. Ben de izliyorum. 1-0 Ajax. Vay be. Ajax yine çok tehlikeli geldi ama Donnarumma kurtardı. %100'lük goldü yoksa. Aman abi aman. Ajax yine geldi. Tişera bu sefer döşedi. Ajax bize istediğimiz topu oynatmıyor arkadaşlar. Diziliş yerleşim anlamında da berbatız. Hiç destek yok. Bu maçta ne oldu bizim takıma bilmiyorum. Herkes ileride. Şade. Okey Igor. Lombardi ara pası. Costa at bunu. Atamadı. Iñaki Peña. Rares İlye'nin korneri. O da boşa gitti. Marcao. Hadi Costa.
Yanlış adama gitti. Caicedo falan filan ve ilk yarı 2-0 Ajax. Igor'un yerine Kemal'i alacağım. Bence bayağı bir değişiklik olacak. 2-0. 2-0'dan çevireceğiz bu maçı. Ajax hemen korner kazandı. Bunu bir kontra atağa çevirebilir miyiz? Kemal kafayı vurabildin mi? Vuramadın. Akın vurdun mu? Vurdun. Okey. Şimdi Caicedo. Abi burada neden Costa durmuyor bilmiyorum ama Caicedo'da gidebilir misin? Gidiyorsun. Caicedo'nun şutlar da fena değil. Caicedo, Moises Caicedo atıyor. Yes! Kontra atak kornerden sonra Moises Caicedo. İlk defa gol attığını görüyorum. Belki de ilk golü bizim takımda. Ne kadar seviniyor bizim oyuncular. Helal. Demek ki Costa'ya gerek yokmuş orada. Bir bildiği varmış Gürkan Hoca'nın. 2-1. İlie. Tek top. Costa. Aha Kemal. Abi 2-2 var mı? Kemal. Atıyorsun. Yes! 2-2. Müthiş çevirdik. Erken çevirdik. Güzel. Kemal'in de Şampiyonlar Ligi'nde Schalke formasıyla ilk golü. Bir tane daha atalım hemen peşine o zaman gaza gelmişken. Korner Ajax. Bundan bir kontra atak çıkarabilir miyiz? Dikkat gol yemeyelim de boşverin kontra atağı. Aman aman. Marka'ya çarptı Kemal. Şimdi kontra atak başlıyor. Caicedo yanında. Kemal açıktan gidebilir. Kemal gidiyor. 7 numara baskı yapmadı. Kemal sırtında tuttu. Kemal gidiyor. Kemal götürüyor. Kemal bu açıdan gol atamayacak ama Costa'ya verebildi o topu. Ben aşağı göndermeye çalışıyordum. Costa'ya gitti. Costa offside şimdi. Costa da kontrol edemedi. Dikkat. Akın. Bravo Akın. Akın çok iyi. Akın devam. Costa orada. Costa gitsene abi. Ben Lombardi'nin performansını son birkaç maçtır hiç beğenemedim de neyse. İlie bu arada. Abi nasıl bir pas verdin diyeceğim. Costa olan İnyok Peña ayağıyla gönderdi uzaklaştırdı. O derecede. Geri pas oldu galiba ona. Sayılacaktı. Ne bileyim. Neyse. Buradan Moises Caicedo önde gördü kaleciyi ama o vuruşu hiç iyi olmadı. Gianluigi Donnarumma. Şade. Kemal. Okey Lombardi. Çok iyi paslaşmalar. Çok iyi çıktı. Kevin Şade bunu güle oynaya atmalı. Rareşiliye yanında ona bıraktı. Son anda gol atıyoruz. Var ya pası da çok geç verdi. Daha fazla zamanı vardı. İlie 3-2. Comeback'i tamamladık. 90 dakikayı çıkarabilir miyiz böyle? Taraftar Costa'dan da bir gol istiyor. Bu arada abi Peña ne yapıyor ileride? Kalecileri ileride. Ah ama aman. Lan gol yedik. Kaleci de burada. Kaleci hala ileride ama. Bir saniye bunların kalesinde kim var? Bu ne saçmalık? Aa kalede başka bir oyuncu var. Çok acayip lan. Peña forvet oynuyor. Okey şut çekmemiz lazım da zaman kalmıyor. Ben acele ediyorum biraz panik yaptım sanki. Gürkan Hoca'ya yakışmıyor bunlar. Abi Peña forvet oynuyor ya. Bir de gol attığını düşününsene. Caicedo hadi. Lan veremedi. Son anda müdahale geldi. Aa şaka gibi. 90. dakikaya da geldik. Fitz'cim yakışmaz bize var ya. Yakışmaz bize. Yok yok yok. 90+2. Abi kontra atak lazım var ya. Kontra atak lazım. Oo yine o kafayı vurabildi. Conceição. Çok rezil bir maç ya. Zaman kalmadı arkadaşlar. Zaman kalmadı. 3-3. Beni şaşırttı o kaleci olayı ya. Ona çok odaklandım. Oradan da konsantrasyon kaybı yaşadım kesinlikle. Maçın adamı şu Edward Teixeira oldu kimse. Hani biz istesek öyle bir şey yapamıyoruz. Öyle yapsak yapabilsek konsept yaparız. Kaleciyle gol attım falan başlığı atarız ne bileyim. Şimdi Hoffenheim maçı var hemen. Simüle edeceğim. 14'üncüler galiba. 3-1 alıyoruz. Rareşiliye simülasyonda çok iyi. Arada büyük bir boşluk vardı. Şimdi Frankfurt maçı var. Bunu da simüle edeceğim arkadaşlar. 2-1 alıyoruz. Kemal ve Akın Yılmaz. Kemal için Kemal yazıyor. Akın Yılmaz için Akın yazıyor. Yılmaz Brother'lar iş başındalar. Bu arada Bundesliga'nın zirvesindeymişiz. En çok gol atan takımız. 4 puan farkımız var şimdi. Çoğu maçı simüle edeceğimiz için ne olacağı belli olmaz ama en azından 90 küsürlük bir kalecimiz var. Bu arada şu Jong kimmiş lan? Lyon'da 6 maçta 6 gol atmış. Kriste'ye 6 maçta 6 gol. Bundesliga gol krallığı İlie 5 gol. Costa 5 gol. Asist krallığında Caicedo en dipte. En iyi kalecilerde bizim Donnarumma'nın 2 gol yenmeyen maçı var. Şu ana kadar Costa 10 maçta 7 gol. Rareşiliye de 10 maçta 7 gol 1 asist. 84'e yükselmiş. Bak gelişim göstermiyordu normalde ama arkadaşlar işte bazen iyi oynadıklarında 1 overall artırabiliyorlar. Uzun bir süre sonra belki 1 overall daha artırabilir. Bir garip mekanizma mevcut. Akın Yılmaz'ın da 2 gol 1 asisti var. Onun 90'a kadar yolu var. 90 üzeri özel oyuncu potansiyeli var diyor
çünkü. Kemal de yakında bir overall artırır o zaman diye tahmin ediyorum. Igor 77'ye yükselmiş örneğin. Güzel. Devam ediyor. 78 olacak. Igor'un zaten en yüksek overall'ı 78 miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bitiricilik yükselmeyeceğine göre muhtemelen 78'de duracak ama. Olmadı biraz da hedef oyuncu çalıştıralım. Kafa isabeti gücü mücü yükselsin. Ama bu bölümden bu kadar. Sağ olun izlediğiniz için. Bir sonraki bölüme görüşürüz. Hoşçakalın.